sevgili izleyiciler. Ne yapalım? İyilik yapalım programındayız yine. Ve sizlere iyiliklerden, güzelliklerden, hoşluklardan, sevgiyle davranan insanlardan bahsetmek istiyoruz. Bizler kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz. Ve bugün iyilikleri çoğaltabilen, iyilikler için açılmış, insanlara iyilik yapan bir mekandayız. Nerede miyiz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelliler Dayanışma Derneği'ndeyiz. Ama başkanıyla konuşmuyoruz bugün. Ömer Soay'la değiliz. Bu Engelliler Dayanışma Derneği'nde, Engelsiz Stüdyo'da ilk kitap okuyan sesli stüdyoda sesli kitapları okumak için ilk gönüllü adayımızla birlikteyiz. Sevgili Koray Yılmaz'la birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Zaman bulup bu yoğunluğun arasında bize de fırsat verip bu programa geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Programınızda bana da yer vermek istediğiniz için. Önemli bir projenin az da olsa bir parçası oldum. Dolayısıyla bunu bugün tahmin ediyorum irdeleyeceğiz beraber. Şimdi ne kadar mütevazi olduğunuzu, ne kadar yaptıklarınızı göstermek istemeden, hani bir elin yaptığını öbür elin görmesinin bile doğru olmadığını bilen insanlardan birisiniz. Evet. Sevgili Ömer Soay'la da sizin hakkınızda birazcık dedikodu yaptık biz. Evet. Ve sizi razı ettik buraya gelesiniz. Bugün bu programa katılasınız. Çünkü seve seve. Bizim amacımız sevgili Koray Bey, insanların yaptıklarını söyleyerek böyle aman şişirmek, egolarını böyle havalara çıkarmak değil. Evet. Ama ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin. Evet. Siz de bir şey yapabilirsiniz. İnsanlara göstermektir amacımız. Evet. Peki öncelikle Koray Yılmaz'ı tanıyalım biz. Evet, tabii ki, tabii ki. Koray Yılmaz 1980 Lefkoşa doğumludur. 12 yaşına kadar Kıbrıs'ta ikamet edip ortaokul 2'ye kadar ortaokul 2'yi tamamladıktan sonra ailesiyle İngiltere'ye giden bir Kıbrıslı gençtir. İlginç. Evet. Evet. Ortaokulu İngiltere'de tamamlayıp akabinde lise ve üniversite olmak üzere yüksek öğrenimimi de orada tamamladım. Maşallah. Orada takiben üniversitede mezun olduktan sonra uçak mühendisi olarak bir müddet çalıştıktan sonra Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın döneminde pilot ihtiyacını karşılamak için açtığı Münhal'e müracaatımı yapıp 2 yıl Kıbrıs Türk Hava Yolları'nda ikinci pilot olarak uçmaya başladım. Dolayısıyla 12 yaşından 26 yaşına kadar yurt dışında yaşamımı sürdürüp akabinde Kıbrıs'a döndüm. Yani gençliğinin, büyüme çağının, buluğu çağının en güzel yerlerini yabancı bir ülkede geçirdin. Evet, aynen öyle. Senin dilinden olmayan bir yerde geçirdin ama bozulmadın. Maşallah. Öyle inanıyorum, öyle mi dedin? Bozulmadın evet, ve evet, geri geldin, evet, büyüdün, evet, topraklara, evet, hoş geldin tekrardan. Evet, eksik olmayın, hoş bulduk. Şimdi sevgili Koray Bey, pilotsunuz, pilotluk yapıyorsunuz, evet, mesleğiniz pilottur, evet, ve seslendirmeye başlarken, işte sesli kitap projesine başlarken Ömer Soay'la nasıl tanıştınız? Yollarınız nasıl kesişti? Evet. Biraz ondan bahsedelim. Biraz dedik o zaman. Vaktimiz varsa ona biraz daha çok anlatayım. Çünkü peki, benim çocukluğuma gider aslında benim Ömer Soay'ı bulmam. Gerçi çocukluğunda bulmadım onu ama vesilesi çocukluğuma gider diyelim. Hı. 1989 yılında 9 yaşındayken ilkokul 3'te Şehit Doğan Ahmet İlkokulu'nda öğretmenlerimiz bize engelli bir abimizi getirdi. Görme engelli bir abimizi getirdi. Görevi neydi orada? Engellilerin sorunlarını ve engellilerin yaşadığı sıkıntıları oradaki çocuklara anlatmak. O çocuklardan bir tanesi de bendim. Üzerinden tabii yıllar geçti. Az önce de belirttiğim gibi İngiltere'ye gittim. Orada büyüdük. Okul okudum. Mezun oldum. Mühendis olarak çalışmaya başladım. Sonra kariyer değişikliği yapıp pilot oldum. Pilot olarak çalışmaya başladım. Ve Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın batmasından kısa bir süre sonra, yani 2012 yılında diye hatırlıyorum, bir olay yaşadım. Olay demeyeyim ama 1989 yılında o bizim sınıfımıza gelen görme engelli abimiz benim karşıma başka bir ortamda çıktı gene. 22-23 yıl sonra. Bir süpermarketten çıkarken o abimizi tanıdım. Bilet satarken gördüm onu. Ve incindim. Hani ben çocukken bize sorunlarını anlatan bu abimiz demek ki
hala daha sorunlarını anlatamamış ya da sorunlarını çözememiş. Engellilerimizin sorunları demek ki hala daha ülkemizin gündeminde olduğu farkındalığına vardım. Vay be. Sokuldum yanına, sordum ne yapabiliriz biz dedim. Hani dedim bizim çocukluğumuzda öğretmenler, doktorlar, mühendisler, bakanlar ve ileri gelen tüm meslek grupları benim gözümde çocukluğumda süper kahramanlardı. Evet. Yani ülkemizi kurtaran insanlardı diye görürdüm ben hep çocukluğumda. Ve ben o gün sordum kendi kendime. Ben bir pilot olarak o zaman ülkeme ne verebilirim? Ben de artık onlardan biriyim. Hani bu illaki bir meslek grubuna bağlı olmaktan geçmiyor aslında. Evet. Tabii ki ülkemizde yaşayan her fert bir şekilde ucundan tutmalı bu işlerin. Ama ben orada kendi kendime sordum ne yapmam gerekir ve bir arayış içine girdim. Ve az önce hani bahsettiğiniz, hani bir elin verdiğini diğer el görmez, evet, felsefesini Ömer Sua ile tanıştıktan sonra bende bir nebze değişti aslında. Niye değişti? Çünkü Ömer Suay sosyal medyada eğer yaptığı güzel işleri bizimle paylaşmasaydı, hani buna reklam demeyelim ama yaptığı güzel işleri paylaştı. Enerjisini paylaştı bizimle. Evet, evet. Ve o enerji bana ulaştı. Evet. Niye ulaştı? Ömer Suay'ın yaptığı bu güzel işlerden ben tatmin oldum. Evet. Çünkü içinde tamamen maddiyat yoktu, maneviyat da vardı. Dolayısıyla yaklaşık birkaç hafta ben Ömer Suha'yı sosyal medya üzerinden takip ettim. Çok detaylı bir şekilde. Hani geç, yani biraz ajanlık yaptık. Çok güzel. Geçmişte yaptıklarına kadar, hani sosyal medyadaki tarihçesi ne kadar uzadıysa oraya kadar bakıp neler yaptığını gördüm. Benimsedim ve aradım. Ulaştım, bir şekilde konuştuk. Kim olduğumu söyledim, niyetimi söyledim. Sağ olsun iyi karşıladı. Ve o dönem uçuşlarımın yoğunluğundan dolayı ben bir müddet arayamadım sevgili Ömer'i. Hı hı. Ancak o unutmadı beni. Ve yaklaşık tahmini ediyorum 2-3 hafta sonra beni tekrar aradı. Hı. Buluşalım bir kahvemizi içiniz falan dedi ve bir şekilde tanışıklığımız başladı. Tabii o dönemler Engelsiz Stüdyo'nun başlarıydı. Yani daha doğrusu onlar için sonuna gelinmişti artık. Yapım, hı-hı, aşamasındaydı. Oralara denk geldi tanışıklığımız ama o dönem part-time öğretmenlik yaptığım bir üniversitedeki öğrencilerimi aldım geldim ben. Hı-hı. Çok farklı bir deneyim yaşadık orada. Kitap okumaya geldiniz yani. Yok, o zaman henüz stüdyo kurulmamıştı ama ben o kadar etkilendim ki Ömer Bey'le tanıştıktan sonra. Öğrencilerimin de bu deneyimi yaşamasını istedim. Ve, hı-hı, bulunduğumuz bu odada öğrencilerimizle birlikte kalabalık bir grup. Sağ olsun Ömer Bey ve ekibi yine bizi ağırladı güzel, hı-hı, bir şekilde. Ve hayatımın en güzel deneyimlerinden birini yaşadım. Çünkü o gün o toplantıdan çıktıktan sonra öğrencilerimden bir tanesi bana şöyle bir yorum yaptı. Hocam dedi, ben dedi eskiden engellilere yaklaşmaya korkardım. Hı-hı. Niye, hadi, dedim, peki niye? Hı-hı. Çünkü hocam dedi engellilere nasıl konuşacağımı bilmezdim. Hani incitmemek için ya da acıma duygusu vardı belki, evet, de dedi. Evet. Ama dedi, onu rencide etmeyin. Aynen. Ama dedi şimdi ben dedi Ömer abinin dedi o sıcaklığı almış sevgili Ömer'den. Ömer abinin yaptıklarını gördükten sonra biraz da utandım dedi. Ben niye bir şey yapmıyorum? Ben niye bir şey yapmıyorum? Hocam dedi, biz dedi Ömer abinin yanından ayrılmayalım bundan sonra. Çok güzel. Ama orada tema Ömer Bey ya da Ömer abi değildi. Orada Kıbrıs'ımızın engelli sorunlarıydı. Evet. Ve o aşılamayı yaptıktan sonra gençlerimize, çok güzel, engelsiz stüdyo projeleri başladı. Yavaş yavaş okumaya başladık orada. Okumaya başladık. Evet. Şimdi anlattıklarınıza bir katmak istiyorum ben de Ömer Suha'yı tanıdıktan sonra. Ve bu şekilde özel gereksinimli bireyler var. Mesela bir Çelen Çağansoy var. Onu da gördüğümde o kadar işler yapıyor. İşte radyo programı yapıyor. Belediye meclisine girdi. Ve tekerlekli sandalye, spastik bir arkadaşımızdır, evet, doğuştan. Ve hiç oturmuyor yerinde. Ve şey diyorum. Aynı Ömer Suha'yı gibi, Çelen Çağansoy gibi, ki eminim böyle isimler vardır. Bir mesela bildiğimiz Mustafa, veya bilmediğimiz. Mustafa Çelik, Allah bin kere rahmet eylesin kendisine. Amin. Yani bu güzel insanlar o kadar güzel örnek işler yaptılar ki ben diyorum ki onlar bu kadar iş yapıyorsa ben demek ki daha bir şey yapmadım. Bir, evet, şey yapmam gerekiyor ve hiçbir şey sayılmıyor.
Bir de Ömer Suay'ın en sevdiğim yanı, eminim siz de ondan etkilendiniz. Böyle acizlenmeden, evet, mağdur evet. mazlum edebiyatı yapmadan evet. sadece yapabileceklerini gösteriyor, projeler yapıyor, azimle, cesurca yapmak istediklerini yapıyor ve model oluyor bizlere. Evet, ve evet. biz de onun destek veriyoruz. Yapabilenler yapabilsin diye destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü mağdur edebiyatı yapmak, mazlum haline girmek, böyle iyil miyil yapmak, insanların duygu sömürüsüyle bir şey yapmak evet. hiçbir zaman hoşuma gitmedi ve itici olmaya başladı. Olmaya başladı. Halbuki Ömer Suay kendisi zaten ayakta duruyor, dimdik bir aile babasıdır, çocukları var, çok güzel bir eşi var ve böyle mazlum hallerde değil. Onu evet. gördükçe diyorsun ki ben daha ne yapabilirim? Evet. Bu güzel aynen insanın öyle. Yanında ne kadar durabilirim? Aynen öyle. Şimdi ben de siz Ömer Suay'ı aynen. görüp etkilendiniz. Ömer aynen. Suay'ın tanıtım filmi, işte Engels Stüdyo'da kitap okuma projesinde televizyonda gösterilen o spottan ben sizi gördüm. Evet, evet. Ben de sizi gördükten sonra ben etkilendim. Evet. Yahu dedim ben niye gidip kitap okumuyorum? Evet, evet. Yani çok ayıp Leman dedim, çok ayıp. Hemen Ömer'i aradım. Ömer Suay'a yazdım Facebook'tan. Dedim böyle böyle ben kitap okumak istiyorum. Yapabilir miyim? Evet. İnşallah yaparsın dedi. Gel bir dene dedi. Geldim işte. Şimdi ben buradan çok utancımı belirtmek istiyorum. Kitaba başladım. Gülistan. Sadi Şirazi'nin kitabı. Küçük küçük hikayeler var içinde. Bir hızla geldim hatta o dönemde. Aracım yoktu, bisikletle geliyordum. Bisikletle geliyordum, okuyordum 2-3 tane hikaye. Bir hızla geldim, evet. hız bir anda bitti. Evet. Utanıyorum şimdi ama buradan programda söz veriyorum ki en kısa sürede kitabı okuyup bitireceğim. Çünkü hiçbir yaptığım işi yarı buçuk bırakmadım bugüne kadar. Ne güzel, bunu da bitireceğim. Peki siz hangi kitabı okumaya başladınız ya da neler okudunuz? Benim aslında ilk hani burada da olmamın sebebi davet etmenizin tekrar teşekkür ediyorum o konuyla alakalı. İlk Engelsiz Stüdyo'nun tanıtımını yapmak amaçlı CD'ler dağıtıldı dernek tarafından. Orada sevgili Ömer Suay'ın yazmış olduğu yazıları seslendirdim. İzleyicilerimizden bir kısmı muhtemelen karşılaşmıştır bu CD'lerle. Bu kayıtlarla. Akabinde Kanuni'nin Akıl Oyunları isimli kitabı seslendirmeye başladım. Ve öyle devam etti. Siz bitirdiniz mi? Ben de bitiremedim. İki tane yarı buçuk okuyucu. Aynen. Ama iki yarı buçuk bir tam etmediği için etmedi. Bitirmemiz lazım. Bakın söz verin. Ben söz verdim. Bir an önce bitirelim i̇nşallah, yani. İnşallah. Doğrudur. Evet. İyi niyetimizi ortaya koyalım ki devamı da gelsin. İnşallah. Ama şöyle bir öz eleştiri demeyeyim ama evet. kendimizle barışık olduğumuz için bunu kabul etmemiz lazım. Hani hayat şartları, hayatın akışı, evet. hayatın da reklamları var. Zaman zaman yaptığımız işler evet. reklamlara maruz kalabiliyor. Evet. Dolayısıyla bir reklam arası olduğunu kabul edip aynen, inşallah aynen. reklamlardan sonra o okumalara devam edeceğiz. Devam edelim inşallah, inşallah. Peki sevgili Koray Bey, şimdi... Siz en zor mesleklerden birini yapıyorsunuz işte pilotluktur, sürekli havadasınız ve ailenizden, evinizden uzaksınız. Hani insanlar kitap okumaya bile vakti yok evde derken evet. siz nasıl bir zaman ayırıp da gelip burada kitap okuyabildiniz ki? Şimdi, bizi izleyenler çünkü bunu merak ediyorlar eminim. Şimdi o vakti ayırmak aslında zaruri oldu bende. Niye zaruri oldu? Çünkü hepimiz gündelik yaşamımızda, trafikte, bulunduğumuz ortamlarda hep şikayet ediyoruz. İşte karşılaştığımız insanların bize yanlış davranışları, ters davranışları, ters konuşmaları ya da başkalarına yaptıkları hareketler hep bizi etkiler. Dilimiz konuşmasa bile hep beynimiz bunun yorumunu yapar. Bak işte bu nasıl bir adam, trafikte böyle gidilir mi, telefon kullanıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor deyip hep şikayet ederiz. Şimdi o adamı, o bayanı çekip bir kenarda bir nasihat edemeyeceğimize göre toplumu değiştirmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şunun bilincinde olan birisiyim ben. Yani bilimsel olarak kanıtlanmış olaylar vardır ve bunlardan bir tanesi de insanların karakterinin değişemeyeceğidir. Ancak karakter değişemediği gibi insanların davranışının eğitimle değişebileceği, manipüle edebileceği ispatlanmış bir bilimsel olaydır. Dolayısıyla eğitimle
insanların davranışı değiştirilebilirse, hı-hı, davranışla da eğitim verebiliriz insanlara. Çok güzel. Yani şey, örnek olabiliriz. Evet, evet. Şimdi ben Koray Yılmaz olarak davranışlarımla örnek olabiliyorsam eğitim de vermiş olurum. Dolayısıyla topluma bir noktada yardımcı olmuş olurum o anlamda, kendi çapımda. Hani bunu pilot olmak gerekmiyor bunu yapabilmek, hı-hı, için. Herkes, hı-hı, bunu yapabilir. Hı-hı. Dolayısıyla bunu düşünerekten o vakiti ayırmam gerektiğine inandım. Hı-hı. Bunu bir borç bildim kendime. Ki nitekim de o tanıtım filmini çektikten sonra sizin gibi güzel insanlar tanıdık. Hı-hı. Sizleri buralarda gördük ki daha önceden de bu işlerde, bu gönül işlerinde emeğiniz vardı. Ama bunu seslendirmeye başladık bu vesileyle. Evet, evet. En basiti şunu söyleyebilirim. Küçük bir çocuğa verilen bir nasihat, belki 10 yaşındaki bir çocuk 30 yaşına geldiğinde o nasihatı asla hatırlamaz. Ama bir annenin babanın çocuğuna attığı bir tokat asla o çocuk tarafından unutulmaz. Hmm. Kötü bir davranış olarak. Evet, evet. Doğru mudur? Biliyorum. Çok. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla biz bu davranışların iyisini yapalım. Napalım iyilik yapalım. Napalım iyilik yapalım. Ha. Evet, napalım deyip, iyilik yapalım. O zamanı ayırmam gerektiğini düşünüp çoluğumu çocuklarımı alıp onları da buraya getirerek bu ortamı onlara da yaşattım. Maşallah size. Aynen. Hani çoluğum olay... çocuğum dediniz. Çok gençsiniz. Evlisiniz. Çocuklarınızdan da bahsedin bize o doğrudur zaman. Evliyim. İki kızım var. Ellerinizden öper. Maşallah. Sağ olun. Ama dediğim gibi yani asla meslek bir bahane değil. Evet. İnsanlar kendilerine vakit ayırırken bu tür işleri de hani kendilerinin de zevk alacağı şekilde. Hani ben, hı-hı, burada gelip kitap okumadan zevk alıyorum. Evet. Çünkü buraya geldiğim zaman yapılan işleri de görüyorum. Hı-hı. Hani çünkü burada takdir edersiniz ki bu yaptığımız iş sadece engelsiz kardeşlerimize ulaşmıyor. Evet. Biraz değil önce mi? Çok güzel bir fikir çıktı ortaya. Evet. Bu yapılan kitaplar, işte sesli kitaplar, evet, sadece engelsizlere değil, kitap okumaya üşenenlere de, aynen, çok, aynen, iyi bir fırsat, aynen, olacağını, aynen, biraz önce duyduk, öğrendik. Ersin Bey'le biraz önce konuşurken, evet, yahu dedi bu güzel bir fırsat. Yani kitap okumaya üşenen insanlar ya da sürekli aracında seyahat eden insanlar dedi, bunları alsınlar, araçlarında dinlesinler, aynen, diye, aynen, öğrendik bunu. Çok teşekkür ediyoruz Ersin Tatar'a bize böyle bir fikir verdiği için. Biz de bunu şu anda, evet, ekrandan, evet, paylaşıyoruz. Hani bizi, evet, dinleyenler, evet, görme engelli değildir ama okuma engellidir. Üşeniyoruz kitapları açmaya, okumaya. O zaman biz de o kitapları gelip, bak derneğin ismini hep unutuyorum Ömer, bana lütfen kızma. Engelliler Dayanışma Derneği'ne gelsinler, buradan kitap ödünç alsınlar CD olarak ve dinlesinler, evet, araçlarında gidip gelirken diye. Tabii ki. Bunu da buradan insanımıza bilgi verelim. Tabii programı yapmadan önce sevgili Ömer Suay'la da konuştuk. Yine kitap okumak isteyenler varsa, şu anda bizi izleyenlere, kitap okumak isteyen İngilizce veya Türkçe, lütfen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelliler Dayanışma Derneği'nden ulaşsınlar. Facebook'ta sayfaları var, Ömer Suay'ın sayfası var, Leman Cankatlar, Koray Yılmaz var. Şu anda aklıma gelen, evet, hemen karşımda, doğru, oturan sevgili gönüllü arkadaşımız. Buralardan ulaşırsanız siz de kitap okuyabilirsiniz ve yine Ömer Suay'dan öğrendiğimiz kadarıyla kitapları, sesli kitapları sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırındaki insanlarla değil, Türkiye'deki kardeş derneklerle paylaşıyorlarmış. Evet. Yani o seslendirilen CD'ler, sesli kitaplar Türkiye'de de yayılıyor ve seslerimiz, enerjilerimiz, evet, sevgilerimiz dağılıyor. Kesinlikle. Çok heyecanlandım. Kesinlikle. Ben. Çok heyecanlandım. Kayda değer heyecan malzemesi var diyelim. Çünkü evet, evet. Şimdi bu işin içinde içine gönül vererek bir katkı koyduğumuz zaman bizler de manevi olarak doyuma evet, erişiyoruz. Evet. Ama aslında işte iyilik yapayım da sevap kazanayım değil aslında bu. Bu işin sosyal yanı da çok güzel aslında. Evet. Yani şimdi az önce dediniz ya, Ömer, sevgili Ömer'in yaptığı işler o kadar normal, gündelik bilinen sınırları aştı ki, hı hı, artık hiçbir şekilde yaşanan olayların bize bir engel olmadığını anlıyoruz bunlardan. Kesinlikle. Dolayısıyla manevi tatminkarlığın dışında bizler de öğreniyoruz burada. Aynen, aynen. Dolayısıyla hani benim o az önce anlattığım öğrencimin engelli
bireylere nasıl yanaşacağımı bilmiyordum itirafı. Hı-hı. O çocuğun orada o itirafı etmesi bile bizim için bir kazançtır. Çünkü siz onu tıkladınız. Evet, bir farkındalık oluştu evet, orada. Evet. Ve bizim aslında orada oluşturmaya çalıştığımız konu da oydu. Bizim şu an ülkemizde normal sınıflarda eğitim gören çocuklarımızla eğer engelli çocuklarımız kavuşamıyorsa bir ortak noktada burada bir sıkıntı var. Hani bizim yaptığımız olay sadece engelsiz stüdyo şemsiyesi altında kitap okuma değil aslında. Evet. Buradaki ana mesajı iletmemiz çok önemli. Hı hı. Buradaki ana mesaj toplumda engelsiz kardeşlerimiz de var. Bizlerin onlara karşı çok büyük sorumluluklarımız var. Hani illaki yarın öbür gün ben de engelli olabilirim korkusu, ajitasyonu değil. Hayır canım. Asla. Siz bunu biliyorsunuz tabii evet, ki ama tabii izleyicilerimiz ki, de tabii bunu, ki, tabii bunun ki. Farkında olsunlar. Tabii ki. Burada amaç sadece kitap okuma değil. Burada çok da güzel olmayan benim kendi adıma konuşayım. Sesimi insanlara dinletme zorunluluğu yüreğin değil. Yüreğin güzel ama, sevgili Koray Bey. Eksik olmayın. Yüreğin eksik güzel. Olmayın. Maşallah. Ama toplumumuzun hani dünyada hiç engelli yok mu? Tabii ki var. Dolu. Diğer ülkelerde de her var. Her yerde var. Ama bizim hedefimiz diğer ülkelerdeki engellilerin imkanlarına ulaşmak değil, onlardan öteye gitmek. İnşallah. Nasıl ki az önce dedik, burada okunan kitaplar dünyaya ulaşıyor. Aynen. Dünyadaki engelli kardeşlerimize ulaşıyor. Diğer alanlara da ilgi, alaka göstermemiz lazım. Nedir bunlar? Okullarımızdaki engelli kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntılar. Hani bu basit anlamıyla, hani basit değil ama tırnak içinde söylüyorum. Ulaşım, evinden gidip gelme olayı değil okuluna. Onun ötesinde aldığı eğitimin kalitesi, onlara eğitim veren öğretmenlerimizin donanımları, hı hı, teşhisatı, öğretmenlerimizin imkanları, bunlar çok önemli şeyler. Dolayısıyla burada engelsiz stüdyo aslında mesaj niteliği içeren çok büyük bir farkındalık projesidir. Sevgili Ömer, hani bunları şu an dile döküyorsam sevgili, hı hı, Ömer bana bunları, hı hı, aktarmış demektir. Hı hı. İnşallah buradan da bir nebze bizim de katkımız olsun. Halkımıza bu mesaj iletilsin inşallah. Çünkü olacağının eminim ben. Niye sevgili Koray Bey? Şimdi sevgili Koray Bey gelmiş buraya, çocuklarını getirmiş ve aşıyı küçükken yapmalı. Ağaç yaşıyken evet, değil. Evet. Kendi çocuklarınızı getirmişsiniz. Öğrencilerinizi getirmişsiniz. Yani bizler işte tıklayarak, bu programları yaparak, çünkü programı yapma amacımız bizi dinleyenlere, evet, böyle bir olay var, bir Ömer Suay var, bir Engelliler Federasyonu var, derneği var, gene federasyon dedim. Engelliler nerede uydururum bunları? Engelliler Derneği var, evet, Dayanışma evet, Derneği var. Yani evet, her yerde hepimizin verebileceği bir şey var. Genellikle programlarda şunu söylüyorum. Hepimizin verecek bir şey var. Kiminin sesi, kiminin nefesi, kiminin evet, enerjisi, kiminin parası, kiminin televizyon stüdyosu, evet, kiminin programı var. Ve her birimiz bir şey vermeliyiz. Ve eğer vermeyi öğrenirsek aslında asıl mutluluk vermektir. Çünkü evet, biz hep mutluluğu alışverişte görürüz. Bir aynen, şey satın almakta. Maddiyatta. Maddiyatta, arabamız olunca, evimiz olunca. Yahu bunlar geçicidir. Tabii bunlar ki, paranın, bunları istemez, isteriz ama gerçek mutluluk, evet, gerçek tatmin bence evet, birini mutlu ederek, ben evet, bunu kendim de yaşıyorum. Birini mutlu eder, birinin yüzündeki, evet, o çocuğun yüzündeki gülümseme, gözündeki ışık evet, çok güzel mutluluklar. Kesinlikle. Ve bu paha biçilemez. Ve gerçekten insan bunları yaptıkça güzelleşir diye inanırım ben. Çok da anlamlı işlerdir. Şimdi elimde böyle taze, sıcak sıcak, Turfan'da bir kitapçık evet, var, dergi evet, var. Sevgili Ömer Suay'ın yine Engelsiz Stüdyo'yu başvurulara koyduğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelliler Dayanışma Derneği'nin Engelsiz Kıbrıs dergisi sayı 2 diye çıkarmış evet, olduğu ve üzerinde, şimdi buraya baktığım zaman ben kendimi çok mutlu hissederim ve gurur duyarım. Mesela bir burada engelsiz bir koro, orkestra ve müzik evet, şöleninin içinde oldular. Evet. Sevgili Ersin Tünay'a buradan çok evet, teşekkür evet, etmek evet, lazım. Yine sevgili sekreterimiz, Şükran, Şükran evet, Hanım'ımız, şoförümüz, her şeyimiz, elimiz, kolumuz, ayağımız, kapı kapı, ev ev sevgili Ömer Suay'la birlikte geziyor. Yine burada ziyaretler var. Yine burada insanlarımızla buluşmalar var. Bir kere Ömer Suay kendisi çok güzel ve çok
işler yapan bir insanımız. Evet. Ben bu dergiyi karıştırırken sizin fotoğrafınızı da gördüm içeride. Evet. Siz bir sürü şey yapmışsınız. Hiç söylemek istemiyorsunuz bunları ama ben bunlardan da birazcık bahsetmek isterim. Evet. Tabii ki bu dergide yaptıklarınız, paylaşımlarınız, bir de yazınız var içinde. Evet. Yıkık duvarlı Kıbrıs diye yazmışsınız bunu. Bunu merak edenler bu dergiyi de ücretsiz olarak dağıtıyorlar. Herhalde buradan alabilirler, nerelerde bulabilirler diye sormadık sevgili Ömer Suay'a ama. Şimdi güzel içerikleri var. Çok kaliteli, evet. Toplumumuzun farklı kesimlerinden arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimizin de katkısı var bu dergiye. Daha yeni basımı tamamlandı zaten. Evet, Turfan'da sıcacık sıcacık aynen, böyle elimde aynen. tutuyorum. Ekmek gibi, fırından çıkan de, taze evet, ekmek gibi. Çok güzel bir dergi. İçeriği merak konusu olsun. Merak konusu olsun. Toplumumuzun her kesimine tabii ki ulaşacaktır bir şekilde. Hı hı. Ancak içeriği merak konusu olsun ki biraz daha farkındalık oluşsun. Bu derginin basımında, yayınında Vakıflar İdaresi'nin katkıları vardır eminim evet. ben. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin katkılarıyla hayata geçmiş bir dergi. Zaten buradan ben şeyi bahsetmek istiyorum sevgili evet, Koray Bey. Şimdi bu yapılan işler aslında yeniymiş gibi. Evet. Yani ne Ömer Suay'ın yaptığı bu yardımlar yenidir. Ne işte tekerlekli sandalye bağışlamak yeni bir şeydi. Ne de birine yardım etmek yeni bulunmuş bir şey değil. 2017'de evet. keşfedilmiş bir şey değil. Evet. Çünkü biz insanoğlu... Doğumumuzdan itibaren, hatta yaratılışımızdan itibaren içimizde, fıtratımızda olan bir iyilik yapma vardır. Tarafımız var. Evet, i̇yilik evet. ve kötülük var içimizde. Var. Biz bunları çoğaltmalıyız ve biz bunları beslemeliyiz iyilik taraflarımızı ve evet. dünyada iyilikler çoğalsın. Geçmişimize de baktığımızda, ecdadımıza baktığımızda, atalarımıza yine her programda söylüyorum bir sürü vakıf kurdular. Evet. İnsanlara yardım etmek için ihtiyaçları doğrultusunda o kadar güzel vakıflar kurdular ki. Evet. Yani biz bir şey yapacağımızda gözümüzü böyle batıya dikip gözümüzü böyle orijinal bir şey bulmuş gibi derneklere dikmemize gerek yok. Yok. Biraz ecdadımıza bakalım yahu. Tabii ki. O kadar güzel vakıflar kurmuşlar hayvanı korumaktan tutun da. İşte misafir gelen, ülkeye misafir gelen, şehrine misafir gelenleri yedirmekten ziyade bakanlara, işte mağdur kadına, mağdur adama, cezaevine düşmüşe onca güzel vakıf kurmuşlar. Evet. Hatta bir dergide okumuştum. Görme engelliler için de yıllar önce yine vakıf kurulmuş ve çocuğu babası götürüyor işte evet. o vakıfa. Evet. Ve adam giriyor içeriye, şey diyor, nasılsın oğlum, hoş geldin. Baba diyor, beni burada mı bırakacaksın? Evet. Çocuk şimdi korkuyor, görmüyor evet, da. Evet. evet yavrum diyor adam, oradaki. Ben de senin gibiyim, merak etme diyor. Biz birbirimizle diyor, anlaşacağız. Senin ne güzel saçların var, altın parlıyor diyor çocuğa. Evet. Çocuk da diyor ki, sen madem ki göremiyorsun benim saçımın altın olduğunu, evet. nasıl altın olduğunu söylüyorsun? Anladım. Bütün çocukların saçları altındır diyor ona. Ne güzel bir yaklaşım. Bütün çocukların saçları altındır evet. ve çocuk tutuyor oradaki artık ustanın elini, pirin elini ve içeriye giriyor. Yani böyle güzel insanlara sevgiyle yaklaşan, insanları sahiplenen. Bir geçmişimiz var. Bir geçmişimiz var. Yani biz yeni bir şey bulmamıza gerek yok. Sizin de o geçmişten içinizdeki o güzellikler evet, evet, belli ki evet, fıtratınızda evet. olanları çoğaltıyorsunuz. Evet. Öğrendiğimiz kadarıyla dergide de resimleriniz var. Sadece evet. seslendirme değil. Evet. Yine bir tekerlekli sandalye, iki tane tekerlekli sandalye tamamen kendi imkanlarınızdan bağış yapmışsınız. Evet doğrudur. Yani onu ilk sevgili Ömer'le tanıştığımızda bunu öğrencilerimizle birlikte yaptık. Hı hı. Nasıl yaptık? Öncelikle bir akülü tekerlekli sandalyenin bir çocuk için, bir engelli birey için ne olduğunu anlamalarını sağladık öğrenci kardeşlerimizin. Ve bunu da anladılar. Yani orada özellikle derginin içerisinde de var zaten. O engelli kardeşimize o akülü sandalye teslim edilirken oradaki bizim öğrencilerimizin yaşadığı tecrübe hakikaten örnek bir olaydı.
Ama az önce değindiğiniz konu gerçekten çok önemli. Yani nasıl ki insanlar bazen düşünmeden kötülük yapabiliyor. Hani evet. Avrupa'yı falan da örnek almaya gerek yok dediğiniz gibi düşünmeden de iyilik yapabilmeli insan aslında. Ve en büyük iyilik aslında empati kurmaktır. Evet. Engelli veya engelsiz hiç fark etmez. Herkese karşı bir empati kurmaktır önemli olan. Dolayısıyla seslendirme projelerinin dışında doğrudur. Akülü tekerlekli sandalye projelerimiz de oldu. Hani ilerleyen günlerde yine daha büyük çaplı, inşallah daha güzel projelerde düşünüyoruz. Hani bunlar için de sponsor demek istemiyorum. Çünkü sponsor kelimesini duyunca insanlar korkuyor aslında. Çünkü sponsor deyince akla ne gelir? Para. Bunlar para ister bizden. Dolayısıyla bu ilerleyen zamanlarda yapacağımız projeleri yine gönüllü sponsorlarla, yani aslında para değil. Gönüllü destekçi. Gelip bizimle bir saat boyunca bir etkinlikte birlikte olup ama konumları ve mevkileri nedeniyle bize çok büyük fayda sağlayacak insanlardan bahsediyorum burada. Bu da sürpriz olsun. İnşallah ilerleyen günlerde bunlar da... Yani var kafanızın var. İçinde bir şeyler. Şimdi şöyle, yani tamam sesli stüdyo, engelsiz stüdyo çok tatmin edici bir proje ama... Yeterli değil. Yeterli değil. Hani ya da daha bir şeyler yapmak lazım. Tabii ki. Dolayısıyla devam etmek lazım. Hani buradan şunu da parantez açıp söylemek istiyorum. Bizi izleyen kardeşlerimiz, insanlarımız asla ve asla bizim söylediklerimizden kötü anlamda etkilenmesin. Niye? Çünkü bu engelsiz stüdyo başladığı zaman o kadar bir etki yarattı ki toplumumuz içerisinde. Ulaşıp, Ömer Bey'e ulaşıp, kendileri de bu projenin bir parçası olmak isteyip olamayanlar oldu. Niye olamadı? Ya niye olamadı? Bir de onu anlatalım. Yoğunluktan olamadı. Çünkü Ömer Bey sadece bu stüdyoyla alakalı değil. Zaten sosyal medyadaki hesaplarından da yaptıkları ortada. Evet. Hani şimdi burada Ömer Bey'in avukatlığını yapmıyoruz ama yaşananları anlatalım ki. Hani bu gelip de bu projenin bir parçası isteyip olamayan arkadaşlarımız lütfen demoralize olmasınlar. Herkes için yapacak bir şeyler var. Doğrudur. Bazen ulaşmak zor olabilir. Hani yapılan işlerin yoğunluğu ya da yapılan ziyaretlerin, ortamın olumsuzluğu nedeniyle belki ulaşamamışlardır. Ama az önce de temas noktalarını belirttiğiniz çok net bir şekilde. Gerçekten iyilik yapmak isteyen yapar. Bulur ya. Yolunu. Gece yatıp rüyasında gördüğü iyiliği sabah kalksın, niyet etsin, yapar. Ben öyle başladım yola. Yani çünkü nasıl ki dedim bir gece arayış içerisinde gördünüz gerçekten. Ömer Bey'i görmedim ama iyilik yapmam gerektiğini bir şekilde bana da beyan olmuştur. Ay çok güzel bu. Belki bu çocukluğumdan başlamıştır. Çok hani güzel. O 1989 yılında o görme engelli abimizi görmem. Evet, evet. İnsanlara aslında çok mesajlar var sokağa çıktığımız zaman. Bir doğru, şeyleri doğru. Yapmak için bize bir mesajlar veriliyor. Dolayısıyla bunu görüp insanlar küsmeden İyilik yapsınlar. Yok, küsecek bir şey yok. Yani şöyle bir şey var. Evet. Mesela birkaç kere beni de aradılar. İşte ben çünkü ben de mesela reklam değil, Facebook sayfamız var, sosyal medya var ve engelli stüdyoya gelip yapınca ben de işte seslendirmeye başlayınca hani birileri de meraklısı varsa atsın diye ben de hemen paylaştım. İşte bugün gittim çünkü çok heyecanlandım. Tabii. Böyle bir projenin içinde farklı bir şey. Olmak çok duygulandırdı beni. Evet. Orada birkaç tane kendime de iyilik yapıyorsun. Kitap okurken bir kere sen de kitap okuyorsun. Evet. Öğreniyorsun. Evet. Bir işe yarıyorsun. Evet, evet. Ve bu para isteyen bir şey değil. Hani bazen insanlar şey derler. Tamam ya iyilik yapalım da benim param yok. İşte az para kazanırım. Bütün iyilikleri yapmak için paraya ihtiyaç yok. Gülümsemek de bir iyilikti. Evet, en büyük kesinlikle. İyilikti. Günaydın demek, hatır sormak. Ne bileyim yaşlı birinin çantasını taşımak. Yani iyilik yapmak için her zaman paraya ihtiyaç yok. Evet. Ve işte ben de bunu sosyal medyadan paylaştığımda bazı arkadaşlar şey dediler. Ya siz meşhursunuz diye sizi aldılar işte stüdyoya işte. Da. O pilottur, o kaptandır. Okuduğunuz o pilot, yani o televizyoncudur. Falan. Evet, halbuki hiç alakası yok. Randevu alınınca ben de Ömer Suay Bey'i tanımıyordum gerçekten. Evet. Geldiğim zaman buraya televizyoncu olarak da gelmedim. Dedim ki böyle böyle bir şey istiyorum. Tabii dedi geldi ve ondan sonra tanıştık. Ve bunu yapmak isteyenler varsa eğer sevgili izleyiciler Ömer Suay Bey'den randevu alsınlar. Buradaki stüdyonun durumuna baksınlar. Nasıldır diye
seve seve kapılarımız herkese açık. İster kitap okur, ister şiir okur. Hatta bir arkadaşım vardı, şiir kitabı çıkarmış. Evet. Kendi şiirlerini okumak isterdi. Bilmiyorum gerçekleşip gerçekleşmediğini. Onlar da olabilir. Yani sevgili Ömer Suay neredeyse 24 saat telefonu açık bir insandır. Her zaman hepimize evet, de evet, cevap evet, veriyor. Yani evet, yetiştiriyor bunları da. Yani iyilik yapmak gerçekten çok önemli. İnsanı çok, önemli, çok mutlu ediyor. İnsanı evet, çok farklı yerlere sürüklüyor. Peki siz bu iyilik gönüllüsü hallerinizi Ömer Suay'ın Engelliler Dayanışma Derneği'nin evet, dışında başka yerlerde de yapıyor musunuz farklı iyilikler? Eminim şimdi, yapıyorsunuz. Şimdi şöyle, yani açıkçası okulumun yurt dışında olması, yurt dışında genel olarak bulunmamdan kaynaklanan Kıbrıs'ta çok fazla imkanım olmadı açıkçası. Hı hı, fark etmez, iyilik her yerde yapılır. Ama şöyle, yani illaki toplum içinde yaşadığımız olaylar insanı iyilik yapmaya teşvik ediyor aslında. Hı hı. Tabii ki olmuştur. Hani bilmiyorum vaktimiz yeter mi bunları yeter, anlatmaya. Ama şunu en azından şunu anlatayım size. Az önce anlattığınız konuya ek olarak. Hı hı. İyilik yapmak için birilerine ulaşmak zorunda değilsiniz. Hı hı. İyilik yapmak için aynı dili, aynı lisanı konuşmak zorunda da değilsiniz. Hı hı. Burada en yakın verebileceğim örnek. Biz bu Engelsiz Stüdyo projesini başlatıp tanıtımını tamamladıktan sonra sevgili Ömer Soy aracılığıyla bize yabancı bir kardeşimiz ulaştı. Üniversite öğrencisi. Afrikalı bir arkadaşımız. Kendisinin de bu projeden etkilendiğini, çok parasının olmadığını ama bir şekilde yardım etmek istediğini belirtti. Maşallah. Evet. Ya. Ve bu arkadaşımız bana sosyal medya üzerinden ulaştı. Sevgili Ömer'e ilettik bunu ve o da gelip burada bir şekilde bir yardımda, bir destekte bulundu. Dolayısıyla aslında maddi olarak dokunulacak iyilikleri belki çok fazla yapmamışızdır hepimiz de bu hı hı, zamana kadar. Ama bir şekilde vesile olarak başka insanların iyilik yapmasını sağlayıp örneklerimiz çok var. Onun dışında özellikle bu akülü tekerlekli sandalye konusunda çok hassasiyetim var aslında benim. Çünkü şu an sırada bekleyen ve akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı olan birçok vatandaşımız var. Ve bunu bir şekilde toplumumuza duyurmamız lazım. Bu asla ve asla sadece işte buradan akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı var, biz bunu karşılamak için maddi yardım istiyoruz mesajı değil bu. Hı hı. Toplumda aslında bu bireylerin bu ihtiyaçlarını düşünmeden elde edebilmeleri lazım aslında. Dolayısıyla bu mesajımız bizim yetkililerimize olsun. İlla ki birileri yurt dışından, Londra'dan, Avustralya'dan, Almanya'dan işte al ben size 5 tane sandalyelik para gönderiyorum değil. Çünkü o sandalyelere ihtiyacı olan insanlar yarın öbür gün vefat edecek. Onlar da bu alemden göçecek. Ama yeni engelli bireyler doğacak. Ya da mevcut insanların engeli oluşacak. Ve bu ihtiyaçlar hep devam edecek. Dolayısıyla bizim sistemi oturtmamız lazım ki devamında bu ihtiyaçlar otomatik olarak, hani nasıl ki bizler vergi veriyorsak bu verginin bir kısmı da bu gibi şeylere ayrılsın. Hı. Bu gibi şeylere ayrılan para maddiyat, eğitim için de ayrılsın. Hı hı. Ben hiç unutmuyorum, İngiltere'de mesela tanıdığımız çok yakın arkadaşlarımız, komşularımız vardır. Devletten ya da yaşadıkları toplumdan aldıkları destek sayesinde bir şekilde engellerini aşıp hiç kimseye muhtaç olmadan inanılmaz derecede topluma faydalı bireyler haline gelmişlerdir. Ve ben inanıyorum şu an bizim de ülkemizde bu imkanlara ihtiyaç duyan engelli kardeşlerimiz var. Onların önünü açalım. Çok güzel söyledin bunu sevgili Koray Bey. Şimdi plaja giderken biliyoruz ki denize giremiyor bu insanlar. Evet. Çünkü uygun plaj yok. Ama bildiğim kadarıyla tatlı suda evet, bir plaj evet, hazırlandı. Evet. Engelliler oraya gidip özel gereksinimli bireyler aslında özel gereksinimli bireyler girebiliyorlar. Mesela bir market yapılırken, bir meclis yapılırken mecliste bile uzun yıllar evet, özel gereksinimli birey tekerlekli sandalyeyle giremiyordu. Evet. Bir Sağlık Bakanı'nın odasına evet,
tekerlekli sandalyeli birey giremiyordu. Aynen öyle. Yani bizler aslında bunları bile uyarsak, evet, bunları bile farkındalık yaratsak. Yani biz vazgeçtik onlara yardım yapmanızdan. Biz yani vazgeçtik tekerlekli sandalye almanızdan. Biz vazgeçtik. Şimdi ben okullara bakıyorum. Evet. 3 tane çocuk büyüttük, yetiştirdik. Allah çok başlasın. Şükür olsun üniversiteye gidiyor son oğlum işte 3 numara oğlum. Ne güzel. Özel bir okula gidiyordu küçük oğlum ve o özel okulda arkadaşının bacağı kırılmış. Evet. İkinci katta okuyacak. Annesinin kucağında çıkarılırdı. Düşünün siz. Kabul edilebilir bir özel durum değil. Özel okula gidiyor çocuk. Evet. Dünya kadar para veriyor ve o özel okulda bile o çocuk bacağı kırıldığı zaman üst kat annesinin kucağında, bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl evet bir fırsattır? Evet. O çocuk düşünün bir ay. Peki o çocuk ömür boyu bir tekerlekli sandalyede yaşamak zorundaysa, evet, farklı bir gereksinimi varsa, spastikse, yani farklı bir özel evet gereksinimli evet bireyse, evet, sen onun ilk andan sen bu okula gelme diyorsun. Kesinlikle. Sen bu şeye, sinemaya girme. Evet. Yani sen direkt olarak ona engeller orada koyuyorsun. Orada o sor, o odasına, sınıfına ulaşamamaktan kaynaklanan o zorluk ona zihinsel olarak bir engel olacaktır. Tabii ki. Çünkü orada duyacağı en küçük bir utanç, orada tabii o odaya, o sınıfa giderken bir arkadaşının ona gülmesi, alay etmesi mesela, o çocuk için bir engel olacaktır. Eve kapanacak. Okuldan soğuyacaktır tabii vesaire. Dolayısıyla dediğiniz gibi burada bizim aslında ihtiyacımız olan akülü tekerlekli sandalyelerden ziyade, abi bunlar ihtiyaç tamam, hı hı, ama anlayış, bakış açısı ve empati. Kalplerdeki engeli kaldıralım. Evet, kalplerdeki yüreklerdeki engeli kaldıralım. Engeli kaldıralım. Beyinlerdeki engelleri kaldıralım. Evet. Ve üniversitelerde bile, şu anda bilmiyorum düzelmeler olmuş mudur? Evet. Yani özel gereksinimli bireylerin okumaları için çok da fırsat olmadığını biliyoruz. Evet. Peki yönetmenim uyarıyor, programı toparlayalım. Evet. Bitirirken neler söylemek istersiniz? Bitirirken şunu söyleyeyim. İnsanlar, az önce de bahsettim, gördükleri rüyalardan, hayal kurdukları şeylerden etkilensinler ve bunu gerçekleştirmeye çalışsınlar. Şu an nasıl ki ben bir kaptan pilot olarak birçok insana örnek olabiliyorsam, hı-hı, hani kaptan pilot olmak çok zor geliyorsa insanlara, ben bunun zor olmadığını ifade etmek istiyorum. Ben Gaziköy'de büyüdüm, Lefkoşa'da doğdum, Gaziköy'de büyüdüm. Birçok olumsuzluklar vardı bizim de çocukluğumuzda. Hı-hı. Ama bir şekilde insanlar hayallerinin peşinden koşsunlar, ve ihtiyaçlarımızın da farkında olsunlar. Sadece kendi ihtiyaçlarının değil, toplumumuzun ihtiyaçlarından. Biz sokağa çöp atmanın bizi cezalandıracağını bilerek sokağa çöp atmamazlık etmeyelim. Biz sokağa çöp atılmaması gerektiğini bilelim. Bunun neden doğru olduğunu bilelim. Eğer biz bu basit şeyleri, kuralları bilirsek, hani bir yolda araba kullanırken telefon kullanmanın tehlikelerini biliyorsak, polisin bize yazacağı maddi cezadan korkmayız zaten. Hı hı. Benim vermek istediğim mesaj budur. Bunları zaten biz anladığımız zaman engelli kardeşlerimizin de ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olacağız. Ve bu bağlamda da zaten otomatikman iyilik yapmaya çalışacağız. Ve bu projede katkı koymaya başladığım günden bu yana etkilenip bir şekilde gelip burada katkı sağlayan tüm kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Bundan sonra gelecek arkadaşlarımıza da bizden daha fazla katkı sağlayacağına eminim. Durmasınlar, gelsinler onlar da. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Koray Yılmaz. Ederim. Ve programı kapatırken tabii ki öncelikle yüreklerde kararma olmasın. Yüreklerde engel olmasın. Beyinlerde engel olmasın. Koca yürekli olalım, koca gönüllü olalım. Ve gerçekten güzellik yaptıkça, iyilik yaptıkça güzelleşiyoruz, gençleşiyoruz, enerjimiz artıyor. Ve bugüne kadar sevgili Koray Yılmaz'ın dediği gibi Engelsiz Stüdyo'da gelip bir sayfa okuyan, bir kitap okuyan, bitiren ya da bitirmeyenlere hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Ne yapalım? İyilik yapalım programından bugünlük de bu kadar diyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ama hep iyilikte kalın.